Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir eğitim serisiyle karşınızdayım. Bu eğitim serimizde Mekatronik Lab firması tarafından üretilen Balon Kit kartımızla kodlama çalışmaları yapacağız. Bu kartımızı temin etmek istiyorsanız Mekatronik Lab firmasının internet sitesine giriş yaptıktan sonra mağaza bölümüne tıklamanız yeterli. Burada çok farklı kartlar üretilmiş durumda. Balon Kit'i satın almak isterseniz şu an indirimde. Balon Kit'e tıkladıktan sonra burada detaylı bilgileri zaten bulabilirsiniz. Peşin fiyatını 6 taksitle bu ürünü satın alabilirsiniz. Eğer bu kartımızı temin etmiş ve kodlama çalışmaları yapmak istiyorsanız Mayblock programını indirmeniz gerekiyor. Şimdi Mayblock programını nasıl indirebiliriz onu göreceğiz. Mayblock programımızı indirmek için öncelikle siteye giriş yapmamız gerekiyor. Siteye giriş yaptıktan sonra programımızın çok farklı versiyonları bulunmakta. Program bilgisayara indireceğimiz için buradan PC versiyonunu kullanmamız gerekiyor. Bilgisayarınızın özelliğine göre ikisinden birini tercih etmeniz gerekiyor. Ben de Windows olduğu için download diyorum. İndirmiş olduğumuz dosyayı çalışarak kuruluma başlayalım. Dosyamıza çift tıklıyoruz. Buradan evet seçiyoruz. Kurulumumuz sırasında bir tane daha ekran karşımıza geliyor. Burada bulunan driver'ı yüklediğimiz zaman kartımız sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Buradan yükle diyoruz. Yüklememiz tamamlandı. Tamam butonuna tıklıyoruz. Artık burayı kapatabiliriz. Buradaki seçeneği kaldırıyoruz ve bitir diyoruz. Programımızı açmamız için masa bir tane yol olacaktır. Oraya çift tıklıyoruz ve programımızı açıyoruz. Program ilk açıldığında Türkçe olmayabilir. Bunun için sol yukarıda bulunan dünya sembolüne tıkladıktan sonra Türkçe'yi seçebilirsiniz. Aygıtlar bölümüne baktığımız zaman bizim aygıtın olmadığı görülmekte. Buradan ekle diyoruz. Daha sonra da kartımızı seçiyoruz. Sol altta balon kitimiz yer almakta. Buradan seçerek tamam diyebiliriz. Veya sürekli bunu kullanacaksak da buradaki kısmı yıldızı işaretliyoruz. Daha sonra da tamam diyoruz. Böylece programımız sürekli açıldığında balon kitimiz karşımıza gelecektir. Buradan kod kısmını kapatabiliriz. Sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi balon kitimizle alakalı kod blokları karşımıza geldi. Aynı zamanda uzantı bölümünden de balon kitimizle alakalı uzantıları kullanabileceğiz. İlerleyen derslerimizde bunları göreceğiz. Böylece balon kitimizi kullanmak için programımızı yüklemiş olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.